Merhaba değerli dostlar, bu görmüş olduğunuz bitki söğüt otu olarak bilinen ve bilimsel ismi Persicaria maculosa olarak geçen bitki. Bitki arkadaşlar sulak alanlarda yetişen yabani bir bitki, yaklaşık 60-70 santimetre boylanır ve ilkbaharda pembe renkli salkımlar şeklinde çiçek oluşturur. Bu söğüt otu olarak geçiyor arkadaşlar. Söğüt otu Persicaria musculata'nın başka türleri de mevcut. En belirgin özelliği yapraklarının hemen alt kısımlarına doğru patlıcan morun renginde bir hale olması. Bu şekilde bitkiyi tanıyabiliriz. Bitki değerli dostlar yenilebilir özellikle olmasına rağmen çok kullanılmamakta yiyecek olarak, ancak sebze olarak tüketimi, genç yaprakları körpe haldeyken şu şekilde taze olarak salatalara katılıp yendiği biliniyor. Ancak çok önermiyoruz. Tadı pek makbul değil. Bunun dışında geleneksel tıpta kullanımı oldukça yaygın. Özellikle arkadaşlar haricen lapa haline getirilen bitki kısmı, işte yaprakları ezilerek, dövülerek şu şekilde lapa haline getiriliyor. Ve bu yanıkların tedavisinde oldukça başarılı. Özellikle arkadaşlar derin yanıklarda bu cilde uygulanarak yaraların, yanık izlerinin çabuk iyileşmesini sağlar. Bunun haricinde büzücü ve antiseptik bir özelliği var. Yaprakları suda kaynatılarak hazırlanan çayı, hemen biz bir çayını hazırladık şu şekilde. Yaklaşık olarak bu kurutulduktan sonra bir yemek kaşığı bir bardak kaynar suda 5 dakika bekletilerek ve günde bir bardak içilmek suretiyle bu çayı yapılabiliyor. Büzücüdür ve antiseptik özelliğe sahip. Bununla birlikte mide sorunları ve ateşin tedavisinde de kullanıldığı biliniyor. İşte hem lapası yapılarak hem de yaprakları kurutularak şifalı çayı yapılıp faydalanılabilen yabani bir bitki söğüt otu.